Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz hemen geçtiğimiz Cuma günü Netflix'in bence en iyi ve kıymeti en az bilinen dizilerinden bir tanesi olan The Politician'ın 7 bölümlük 2. sezonu yayınlandı. Hali hazırda hala dizinin 1. sezonunu izlemeyenler varsa gerçekten çok fazla şey kaçırıyorlar. Ben dizinin 1. sezonunu izledikten sonra bir tanıtım inceleme tarzı, biraz spoilerlı, biraz da dizinin karakterlerini, dizini anlatıyor, geniş çaplı bir tanıtım videosu çekmiştim. Merak edenler için onun da linkini şuraya bırakıyorum. Bugün de dizinin 2. sezonu hakkında konuşacağımız bir video öyle geldik. Ben diziyi cumartesi günü izledim. 7 bölümü arka arkaya seyrettim ve ateşlenmiştim, yatıyordum. Bayağı da sersem gibiydim. Arka arkaya hasta yatağımda ateşli bir şekilde izledim. Bir de bu video spoilerlı bir video olacak. Tanıtım videosu değil, bir inceleme videosu olduğu için haliyle sevdiğim, sevmediğim kısımlarından, beni heyecanlandıran kısımlarından, sahnelerden spesifik olarak bahsedeceğim. Spoiler olacak. Başlığa da yazmış olmam lazım. Eskaza unuttuysam da lütfen uyarın. Bundan da bahsettiğimize göre uzatmadan hemen 2. sezonu inceleme başlayabiliriz. Nerede bırakmıştık? Ondan bahsedelim biraz. Amerika Birleşik Devletleri başkanı olma hayaliyle yanıp tutuşan Peyton, bu hayalinin ilk adımı olarak gördüğü lise öğrenci başkanlığı seçimlerine girmişti ve başkanlık mücadelesi hüsranla sonuçlanınca, üstelik hayallerini kurduğu Harvard Üniversitesi'ne de kabul edilemeyince Peyton bayağı dağılmıştı ve biz onu sezon finalinde New York Üniversitesi'nde son sınıfında lisedeki arkadaşı James'le aynı yurt odasını paylaşırken hayallerini kaybetmiş, amaçsızlaşmış ve bir alkolik olmuş şekilde bar şarkıcılığı yaparken bulmuştuk. Bir anda McAfee ortaya çıkmış ve kendisine yeni bir amaç vermişti. New York senatörlük seçimlerine girmesini söylemişti ve onu ikna etmek için de eski ekibi toplamıştı. Ki eski ekipte kimdi? Zaten hali hazırda Peyton'ın yurtta oda arkadaşı olan ve lisedeki en yakın arkadaşlarından biri olan James, Peyton'ın eski sevgilisi ve düğününü terk edip üzerinde gelinliğiyle gelen Alice, Peyton'ı zehirlemekten dolayı şartlı tahliyede olan Sky ve Peyton'ın lisedeki ezeli düşmanı olan Astrid. Peyton ikna edilmiş, ikinci sezon için artık yeni bir amaç kazanılmış ve diziyi biz de bu şekilde bırakmıştık. Peki ikinci sezonda neler oldu? Öncelikle birinci sezonda da aşık olduğum dizi jeneriğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü jenerik filmi biraz değişmiş. Birinci sezonda dizi jeneriğinde o Pinokyo hikayesi için uyarlanmış olan tahtadan adamın içerisindeki küçük haznelere yerleştirilen şeyler Peyton'ı oluşturan şeyler. Ve Peyton'ın o en büyük amacı, yani başkanlık seçimi amacı için olan bazı şeyler ve yakın tarihli amacı olan okul başkanlığı seçimi için lazım olan ve dizide sık sık gördüğümüz bazı şeyleri de içeren şeyler. Birinci sezonla ilgili olan şeyleri çıkarmışlar ve Peyton'ın Pinokyo'sunun içine yeni şeyler yerleştirmeye başlamışlar. İkinci sezonla ilgili bize çok güzel ipuçları veriyordu. Bunu ikinci sezonun ilk bölümüne başlarken anlayamayabiliyorsunuz ama bölümler ilerledikçe tekrar jeneriği seyrettiğinizde aa şu da var, aa bu da var diyorsunuz. Mesela benim en çok hoşuma giden ayrıntılardan bir tanesi şu Çin mahallelerinde falan çok satılan meşhur kedi heykelleriydi. Ve özellikle de dizideki önemini düşünürsek bence çok güzel bir ayrıntıydı. Bununla birlikte yine çok fazla ayrıntı vardı. Hamilelik testleri gibi. Ve tabii yine ilk sezondaki o piyon mevzusunda artık Didi ve yardımcısı gelmişti piyonların yerine. Bunun gibi çok güzel ayrıntılar vardı. İkinci sezonu birinci sezonun kaldığı yerden açmadık. Biz en son birinci sezonda Peyton'ın senatörlük için adaylığını açıkladığı sahne ve Didi'nin bunu gördüğü sahneyle bitirmiştik. Dizinin açılış noktasında artık işler bayağı ilerlemişti. Başkanlık yarışı biraz hızlanmıştı ve aralarında 10 puanlık bir fark varken biz diziyi açtık. Ve daha ilk bölümden gördük ki dizi ivmesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Aksine daha hızlı, daha hareketli, daha entrikalı. Daha ilk bölümden itibaren bir sürü sırlar ortaya dökülmeye, bazı ifşalar yapılmaya başladı rakipler tarafından. Ve sürekli bir oyun döngüsü içerisinde olduğumuzu fark ettik. Bu benim Politician'da çok sevdiğim bir şeydi ki bunu biraz daha üst segmene taşımışlar bence. Dizi daha ilk bölümünden beni o kadar eğlendirdi ve bana o kadar iyi geldi ki hem çok özlediğimi fark ettim hem de dediğim gibi ateşli hasta yatıyor
izliyordum. Hiç aralıksız arka arkaya 7 bölümü seyrettim ve bir an için bile biraz durayım, dinleneyim, ara vereyim, biraz uyuyayım demedim. Gerçekten bana kendimi çok iyi hissettirdi. Sürekli o ortaya çıkan yeni bir entrika, yeni bir başa sarılmış bela, yeni bir başa örülmüş çorapla beraber acaba bu sefer bununla Peyton nasıl başa çıkacak ya da Didi bununla nasıl başa çıkacak deyip sürekli bir şekilde başa çıkmalarını ve karşı atak göstermelerini seyrettik ki çok eğlenceliydi dediğim gibi. İlk sezonda olduğu gibi bu sezon da bu açıdan çok sürprizli bir sezondu bence. Yani ilk sezonda da böyle şeyler vardı. Bir şeyler oluyordu. Sonra aslında bunların plan olduğunu görüyorduk ya da tahmin etmediğimiz ilişkiler. Mesela McAfee Sky ilişkisi böyle bir ilişkiydi. Oyun olduğunu bilmediğimiz ve gerçekliğine inandığımız bazı şeylerin oyun çıkması ya da işte mesela James Ellis ilişkisi gibi. Bunun gibi çok fazla şaşırtıcı şey vardı bu sezonda da. Şüphesiz ki ilk bizi şaşırtan şey bence Georgiana oldu. Yani biz bu dizide tamamen Peyton'ın New York Eyalet Senatörlüğü yarışı üzerine bir yarış izleyeceğimizi düşünürken bir yan hikaye olarak da bir anda Georgiana'nın Kaliforniya valisi olmak için yürüttüğü başkanlık yarışını da seyrettik ki bu bence oldukça şaşırtıcıydı. Ama hiç şüphesiz daha şaşırtıcı olan bu olayın gittiği noktaydı ki sezon finaline kadar gelmiş olanlar Georgiana'nın en son geldiği noktaya hayretler içerisinde bakıyorlardır muhtemelen ve bence çok şaşırtıcıydı. Birinci sezonu izleyen hiç kimse sonunda Georgiana'nın geleceği noktanın bu olacağını muhtemelen düşünmemişti. Ve yine bu sezonun en büyük sürprizlerinden birisi muhtemelen hepimizi şaşırtan ve beklemediğimiz Peyton, Alice, Astrid üçlü ilişkisiydi. Yani biz zaten birinci sezonun finalinde üçlü bir ilişkinin kaosuyla ilgili bir şeyler öğrenmiştik. Ama bu bizim ekibimize dair bir üçlü ilişki değildi. Hatta bu Peyton'ın öğrendiği ve bu ya başkanlık yarışına girmesine sebep olan elinde koz olarak tutabileceği bilgiydi. Neydi? Didi, kocası ve kocasıyla Didi'nin sevgilisi olan üçüncü bir erkekten oluşan üçlü bir ilişkiydi. Peyton da zaten bunu isterse koz olarak kullanabileceğini bilerek bu yarışa girmişti. Bununla birlikte biz dizide Peyton'ı bir üçlü ilişki içerisinde bulduk. Bu beni çok şaşırttı. Biraz da eğlendirdi. İlk başlarda hoşuma da gitti. Bununla birlikte izlerken sürekli bunun bir şekilde Peyton'ın başına bir çorap öreceğini ve Astrid'in işleri karıştıracağını düşünmüştüm ve sürekli böyle izlemiştim. Nitekim gerçekten de bir noktadan sonra işler bayağı karıştı. Astrid karıştırdı diyemem. Aslında Alice ile Astrid ikisi aynı anda bombayı patlattı diyebiliriz ama sanırım olan yine Astrid oldu. Yani Alice ve Peyton meant to be derler ya, kaderleri birlikte yazılmış olan kişi konumunda oldular hep başından beri ve Astrid hep diş kapının mandalıydı. Keza Peyton River ilişkisinde de öyleydi ki bunu itiraf ettiğini de zaten gördük biz ikinci sezonda. River'a baktığın zaman beni hiçbir zaman seni sevdiği kadar sevmeyeceğini gördüm demişti Peyton'a. River'a yakın olmanın bir yolu olabileceğini düşünerek Peyton'a yaklaştığını bu sezonda ilk adım olarak görmüştük. Ama sonuçta ortaya çıkan şey bence en çok Astrid'i yaraladı ve kaybeden olduysa da bu ilişkide tabii ki sezon finalinde gördüğümüz üzere kaybeden kişi Astrid'di. Yalnız yaşadıkları olayda Alice'in ona her daim destek olması, Peyton'ı karşısına alması, Astrid'le beraber o yola girmesi ve o son ana kadar onun elini bırakmaması gerçekten bence çok etkileyiciydi ve hatta Alice'den biraz da beklemiyordum onu. Ve yine tabii ki ters köşeler çok sık yaşandığı için bu dizide hiç şüphesiz yine beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi McAfee ve Peyton'ın Didi'ye kurduğu oyundu. Bence çok başarılıydı. Çünkü açıkçası bir an için gerçek olduğuna inanmıştım. Ve yine bir diğer şaşırtıcı sürpriz de sanırım çoğumuzun hoşuna gitmediğini düşündüğüm James mevzusuydu. Yani açıkçası James'in yaptığı şeyden dolayı mutlu olan herhangi biri olduğunu zannetmiyorum izleyiciler açısından. Yani evet sonuçları güzel olmuş olsa da ortak iradeye karşı çıkıp kendi başına bir hamle yapması bence hoş olmadı. Ben çok sinirlenmiştim onu izlerken. Ve bu arada Infinity'den bahsetmek istiyorum. Birinci sezonda kendisini çok seviyordum. Aşırı şapşal, aşırı saf, 7-8 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu içinde taşıyan bir lise öğrencisiydi ve biz onu en son birinci sezon finalinde artık yazar olmuş, kendi ayakları üzerinde duran Nanası'nın etkisinden kurtulmuş olan bir genç kadın olarak izliyorduk. Bununla birlikte hala içerisindeki o küçük çocuğa tutunuyor olduğunu ve o küçük çocuğun yönlendirmeleriyle sonuçlarını sorgulamadan hareket ettiğini gördük. Kendisine bu sezonda bayıldım. Gerçekten bayıldım. Önce ünlü bir yazar, sonrasında da bir aktiviste dönüşen Infinity'nin bu sezon her şeyine aşık olmuş olabilirim. Bohem yaşam tarzı, saçları, o muhteşem ötesi kıyafetleri, elbiseleri ya. O elbiseler neydi öyle? Tabii o çocuk halleri muhteşemdi. Tam bir bebekti ve hayran hayran seyrettim. Bu arada Infinity'yi gördüğüm sahnelerde de bir şekilde böyle kıyısından köşesinden Nanası'nı, yani Dusty'yi, canım Jessica Lange'i böyle ufacık ucundan kıyısından görmeyi gerçekten
gerçekten çok istedim. American Horror Story'de artık göremiyoruz kendisini ve Jessica Lange'i görme yolumuz Politician'dı. Bu sezonda olmayınca açıkçası biraz üzüldüm. Ben böyle minicik de olsa görünür diye düşünmüştüm. Mesela iki farklı bölümde minicik sahnelerde Peyton'ın salak ikiz kardeşlerini gördük. Ki mesela hapishanede Ricardo'yu bile gördük. Ki Ricardo'nun sahneleri çok tatlı ve çok keyifliydi. Gerçekten inanılmaz eğlendiğim sahnelerdendi. Yani hapishanede Ricardo'yu görünce bence bir iki dakikada olsa hapishanede Dusty'yi de görürüz diye düşünmüştüm ve ümitlenmiştim ama olmadı. Peyton'ı canlandıran Ben Platt'in sesinin ne kadar muhteşem olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, ne kadar yetenekli olduğunu zaten biz daha en başta Pitch Perfect'ten biliyorduk. Bununla birlikte birinci sezonda da River'ın ölümüyle Johnny Mitchell'dan River'ı seslendirdiğinde ona ayrı bir aşık olmuştuk. Sezon finalinde yine Runaway'i seslendirdiğinde ayrı aşık olmuştuk. Ben açıkçası müzikaller konusunda, şarkılar konusunda bu kadar takıntılı olan ve American Horror Story'ye bile bir şekilde böyle müzikallere bir şeyleri yerleştirmeyi başaran, mutlaka özellikle de elinde Ben Platt gibi bir oyuncu varken ikinci sezonda da bir şeyler olacak diye düşünmüştüm bu konuda ve ikinci sezon finalinde 7. bölümde Ben Platt'in iki piyano performansını gördük. Aynı sahnede sezon finalinde, hatta finalin bitmesine yakın bir sahnedeydik ki finali aslında belirleyen kilit sahnelerden de bir tanesiydi o. Birinci sezon finalinde çaldığı barda yine ikinci sezon finalinde piyano başındaydı ve yine Runaway'i çalıyordu. Onun dışında başka bir şarkı daha çaldı. İsmini şu an hatırlayamadım ama Sky in the Corner ya da öyle bir şey olması lazım. Çok da emin değilim. İkisi de birbirinden muhteşem performanslardı. Sezon finalinin, yani bu iki parçanın geçtiği 7. bölümün güzel olmayan tek bir sahnesi yoktu bence. Bölümün her anı çok iyiydi. Tam muhteşem bir sezon finaliydi. Finali zaten ayrı muhteşemdi. Benim 7 bölümlük sezonun en sevdiğim iki bölümünden bir tanesi sezon finali olan 7. bölüm Election'deydi. Bir diğer bölüm de 5. bölüm olan The Waters'tı. Seçim gününde birinin Peyton'a, birinin Didi'ye oy vereceğini bildiğimiz bir anne kızın hikayesini izledik biz o bölümde. Bizim ana karakterlerimizin üzerine değil, onlar üzerine kuruluydu. Hatta 1. sezonda da böyle bir bölüm vardı. Okuldaki ezik bir lise öğrencisinin oy verme gününe dair bir bölüm vardı. Bu da aslında tam olarak ona referans olmuş. Bu sefer de iki farklı tarafa yönelmiş bir aileyle ilgili bir bölümdü The Waters. Çok güzel bir bölümdü. İki tarafın da oy verdiği ya da vermediği tarafların yüzlerini, görüşleri, negatif ya da pozitif açıdan değişime uğramaları, mesela özellikle annenin at gözlüklerini çıkarıp bazı şeyleri görmeye başlaması, evrilmesi, bizim ana karakterlerimizin, ana kadromuzun odağı olduğu bölümlerden ziyade hiç tanımadığımız, bilmediğimiz iki karakterin odağı olduğu bir bölüm olduğu düşünülürse bence inanılmaz güzel bir bölümdü. Peyton'ın 1. sezonda olduğu gibi 2. sezonda da zorda kaldığı zamanlarda River'la konuştuğu sahneleri gördük ara ara. 1. bölümde vardı ve onun dışında sezon finalinde de vardı. River'la ikisinin arasındaki o Peyton'ı ileriye taşıyan diyalogların geçtiği sahneler benim her zaman çok hoşuma geliyordu. Dizi en az ilk sezon kadar renkliydi ki benim Politician'ı bu kadar çok seviyor olmamın sebeplerinden bir tanesi aslında bu kadar renkli bir dizi olması. Politician'ın afişini şuraya koyayım. Hemen bakın ne kadar renkli. İnanılmaz postmodern bir görüntüsü var. Aynı zamanda çok hat kötü. Dizi de aslında tam olarak böyleydi. Hem atmosferi, hem dekorasyonu, hem karakterleri, hem de karakter kostümleriyle rengarenk gökkuşağı gibi bir sezon vardı yine elimizde. Kıyafetlere bakacak olursak ki en çok renkte dikkat çeken şey kıyafet de sanırım. Kış mevsimi olmasına rağmen rengarenk takımlar, renkli kabanlar, hat kötür giysiler etrafta uçuşuyordu. Ve hepsine ayrı ayrı aşık oldum. Kıyafetleriyle dekorun bir parçasıydılar ve bu çok önemli bence. Benim Wes Anderson filmlerini bu kadar çok seviyor olmamın sebeplerinden bir tanesi, ki en sevdiğim üç yönetmenden bir tanesidir Wes Anderson. Kostümün de aynı zamanda sahne tasarımına, sinematografiye ve dekorasyona ait olması, bir parçası olmasıdır. Yani o sahnede eğreti durmaz onun bir parçası, oraya dair bir aidiyeti varmış gibi durur. Ve The Politician'da da kesinlikle herkesin üzerindeki her kıyafet bir şekilde o dekorasyonun, o sahne tasarımının bir parçası. Bu açıdan bu diziyi zaten inanılmaz takdir ediyorum. İlk sezonun 8 bölüm sürdüğü düşünülürse ikinci sezonun 7 bölüm sürmesi beni birazcık üzdü. Ve dediğim gibi ben hasta yatağımda bir seferde 7 bölümü arka arkaya seyrettim. Bir an bile sıkılmadım, bir an bile durayım, azıcık mola vereyim, nefes alayım demedim. Birinci sezon finalinde nasıl ki bize bir twist yaptılar ve bizi ikinci sezona taşıdılar. İkinci sezonun hikayesi de bu olacak dediler. İkinci sezonun finalinde de son 1-2 dakikaya kadar bu dizi 2 sezon sürecek ve muhtemelen ikinci sezonuyla bitecek dedik. Son 1 dakikasında olan bir olay bize dizi
dizinin ikinci sezonunun sonlanmayacağını, üçüncü sezon olacağını ve iyi izleyeceğimizi bize gösterdi. Dizi zaten yayınlanalı şurada birkaç gün oldu. Haliyle Netflix 3. sezonu dair resmi bir açıklamada bulunmadı ki çok erken. Ama bununla birlikte Ryan Murphy 3. sezon hazırlıklarına dair sağda solda bir şeyler konuşmaya başladı zaten. Ama ne zaman olur? Bunun için bir şey söylemek çok zor. Çünkü zaten hali hazırda yakın zamanda Ryan Murphy'nin çekeceği bir American Horror Story 10. sezon var ve pandemi sebebiyle çekimleri ertelenmiş durumda. Süresiz şekilde ne zaman çekileceği belli değil. O bittikten sonra ancak Politician'a vakit kalacağını düşünüyorum. Yani önümüzde bence en az 1-1,5-2 sene vardır diye düşünüyorum. O kadar uzun olmamasını ümit ediyor olsam da normal şartlarda seneye yine bu zamanlarda izleriz diyebilirdim eğer pandemi durum söz konusu olmasaydı. Ama şu anda tamamen her şey belirsizliğini korurken ve hiç kimse hiçbir konu hakkında plan yapamazken bir şey söylemek zor. Ama en azından elimizde bir konu var. Bu sefer biz artık Dee ve Peyton'ı birlikte göreceğiz. İkisi başka bir rakibe karşı birlikte yarışacaklar. Ve nedir bu? Başkanlık yarışı. Dee'nin başkanlık yarışında onun başkan yardımcılığı pozisyonunda yanında olacak kişi Peyton olacak ve Dee ve Peyton diğer başkan ve başkan yardımcısına karşı birlikte yarışacaklar. Tabii ki bu yarışta Peyton'ın yanında mutlaka ki beyin takımı arkadaşları olacaktır. Bu arada bir yerlerden Astrid çıkacaktır ve o da bir şekilde olaya dahil olacaktır. Umarım o zamana kadar Ricardo ve Dusty hapishaneden çıkar ve onlar da bir şekilde olaya dahil olurlar. Birinci sezondan çok daha kaoslu bir ikinci sezon izledikten sonra ve olay artık büyük başkanlık ve başkan yardımcılığı yarışına döndükten sonra üçüncü sezonun nasıl bir şey olacağını tahmin bile edemiyorum ve inanılmaz heyecanlanıyorum. Dediğim gibi bununla birlikte de beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Diziyi izlediniz mi bilmiyorum. İzlemiş olanların yorumlarını bekliyorum. Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz, neler sizi rahatsız etti? Üçüncü sezona dair ne gibi umutlarınız, ne gibi beklentileriniz var? Bunları yorumlara bırakırsanız sevinirim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.